Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugünkü konumuz yine dolar. Mustafa, cuma günü dolarda enteresan hareketler oldu. Evet. Bunun hakkında yorumunu merak ediyorum. Yani dolarda ne oldu ve nereye gider? Bundan sonrası ne olacak? Güzel bir nokta bu. Geçen gün bir video çekmiştik. Bu videonun sonuna onu ekleyelim. Dolar neden yükselmiyor başlıklı bir videomuz var. Orada anlattığım Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın vatandaşın aldığı doları götürüp bankaya yatırdıktan sonra zorunlu karşılıklarıyla ilgili bir hikaye anlatmıştım ve doların yükselmeme sebeplerini orada detaylı olarak anlatmıştım. Bu videoda ona detaylı olarak girmeyeceğim. İzlemek isteyenler videonun sonunda takip etsinler. O videoyu da izleyebilirler. Cuma günü gevşek bir gündü dolar TL bakımından. Güne 5.70'ler, 5.72'ler o civarlarda ufak ufak gidip gelirken yavaş yavaş aşağıya doğru gevşedi ve 5.66'lara doğru bir seyir oldu. Piyasada akşam saatlerinde o fiyatlarda kapandı aşağı yukarı. Fakat sonra birdenbire bir 5.75 hareketi oldu ve 5.74'te kapattı cuma gecesini. Burada ne oldu? Cuma akşam piyasalar kapandıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bir bildiri yayınladı ve bununla bankalardaki döviz tevdiat hesaplarında kullandığı zorunlu karşılık oranını 100 bas puan arttırdığını açıklayan bir bildiride bulundu. İşte bunu da finansal piyasaların istikrarı açısından böyle bir kararın alındığını. Yüzde olarak kaça tekabül ediyor? %1. Yüzde işte 16 küsürdü zannedersem. %1 daha arttırıldı. Ve bunun sonunda da piyasadan 2.1 milyar dolarlık bir likiditeyi alacağını yazmış açıklamasında. Şimdi burada iki tane düşünmemiz gereken nokta var. Önce birincisi, kolay olanı da söyleyeyim. Şimdi %1 2.1 milyar dolara tekabül ediyorsa bahsedilen %1, bu da demek oluyor ki %100 210 milyar dolara tekabül ediyor. Yani geçen günkü videoda söylediğim 200 milyar dolarlık vatandaşın döviz tevdiat hesabı toplamı 210 milyar dolara çıkmış durumda. Buradan şeyi görüyoruz. İnsanlar dolar alıp Yani dolarize olma devam ediyor yerleşikler tarafından. Birincisi bu. Doların geleceğiyle ilgili bir fikir olsun diye bunu buraya koyabiliriz. Dolarizasyon yüksek miktarda devam ediyor. İkincisi ve daha kritik olan nokta, Merkez Bankası bankalardan 2.1 milyar dolar daha çekti. Peki Merkez Bankası bunu niçin yapmış olabilir? O videoyu izleyenler daha net anlayacaklar. Merkez Bankası'nın bu doları nerede kullandığını ya da ne yaptığını. O konuya çok fazla girmeyeceğim. Merkez Bankası niçin buna ihtiyaç duyduğu merak ediyorum ben asıl. Yani çıkıp birisi söylesin. Finansal piyasaların istikrarı açısından alınan bir karar diyor. Bunun eğer elde ettiği doları, bankalardan aldığı doları tekrar piyasaya sürmüyor isen, sürüyorsan niçin aldığını anladık zaten. Eğer sürmüyor isen bunun ne gibi bir istikrar yaratacağını anlatmanı, açıklamanı bekliyorum. Benim kafamda bunun istikrara yatkın bir sonucu yok. Belki yeterli bilgiye sahip değilimdir. Bilen biri varsa çıksın söylesin. Benim tahminim yine piyasayı dolar olarak fonlayabilmek için. Doları biraz daha tutabilmek için bunu yaptığı yönünde. Orada da şöyle bir şey geliyor tabii direkt aklıma. Kaynak mı bitti? Para mı bitti? Daha fazlasını çekiyoruz. Rezervler yetmiyor mu acaba? Şimdi rezervlerle ilgili zaten net bilgi yok. Tatmin edici bir açıklama da yok. Rakamlar veriliyor. Net rezerv, brüt rezerv ayrı ayrı şeyler. Ama kasada ne var bilmiyoruz. Bu paraya ihtiyaç duyuluyorsa acaba kasa bu kadar mı zor durumda diye düşünüyorum. Benim aklıma bu geliyor. Bunun sonucunda da ne olur'a biraz daha devam edelim. Bu bilgiler ışığında geçen günkü o işte dolar neden yükselmiyor videosunda söylediğim her şeyin hala aynen arkasındayım. Bunun yine aynı şekilde kullanılacağını düşünüyorum. Aynı döngüye hizmet edecek bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Ve orada söylediklerim doların geleceğiyle, dolar TL'nin gelecekte olacağı, başına gelecek hikayeyle ilgili hala aynı şeyin peşindeyim. Ben doların bu dolarizasyon miktarıyla ve Merkez Bankası ya da işte kamu bankaları ne kadar fonlarsa fonlasın, piyasayı dolar bolluğuna boğmaya çalışırsa çalışsın, bir yerde denizin biteceğini düşünüyorum. Mesela bu %1'lik artış, acaba deniz bitti de yeni bir parça daha mı, bir ufak deniz daha mı yaratmaya çalışıyoruz'u uyandırıyor benim kafamda. Rezerv eriyor, yeni rezerv elde etmeliyiz. Rezerv eriyor, yeni rezerv elde etmeliyiz. Bu senaryo beni korkutuyor açıkçası. Eğer böyleyse demek ki dolar baskılamanın sonlarına yaklaştık. Yakın zamanda dolar artık
baskılamadan kurtulabilir diye düşünüyorum. Dolarizasyon aynen devam ediyor. Etmemesi için de hiçbir sebep yok. Yani tüzel kişi olsan muhakkak döviz borcun vardır. Döviz borcunu da kapatabilmek için en iyi fırsat şu anda doların bulunduğu yerler. Daha fazla düşeceğini kimsenin düşündüğünü zannetmiyorum. Ben düşünmüyorum. Özel kişi olarak düşün. Paran varsa ve yatırım yapacaksan döviz alırsın. Yine özel kişi olarak ya da tüzel kişi olarak ikisi birden de düşünebilirsin. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi enflasyon ve faiz oranları ortada. Reel getiri hemen hemen yok ki enflasyon rakamlarını doğru kabul edersek. Enflasyon rakamlarını doğru kabul etmezsek zaten reel getiri hiç yok. TL faize, TL mevduattan alacağınız para enflasyonun altında ezilecek evet. demektir. Yakın zamana kadar faizlerimiz çok yüksekti. Ve döviz de düşük meblağlarda kaldı. Döviz değeri de düşüktü, dolar da düşüktü. İnsanlar TL'yi mevduat olarak kullanabiliyorlardı. Bankaya götürebiliyorlardı. Fakat şimdi geldiğimiz noktada faizler düştü. Aynı şekilde mevduat faizleri de düştü. Şöyle düşün. Mevduat, TL mevduat sahibisin ve 15 gün sonra bitiyor. Şeyin doluyor. Vaden doluyor. %25'lerden belki 3 ay önce %25'lerden vadeye attın 3 aylık. 15 gün sonra da vaden doluyor. %25'lik süren doluyor. Ondan sonra %16'dan faizle yani yeniden değerlendirirsen aynı şekilde TL mevduatı %16'dan alacaksın diyelim. Doların da hali ortada. Tercihini ne yaparsın? Ne yaparsın bu vaden dolduktan sonra parayı? Yani enflasyonun altında ezileceği bilgisine dayanarak TL'den kesinlikle vadeden çekerim paramı, dolara yönelirim şu tabloda. Likitte kalmak istiyorsan dolara yönelirsin değil evet. mi? Bak şimdi bu senin söylediğin aynı şekilde herkesin aklında vardır ya da oluşacaktır. Finansal okuryazarlığı olsun olmasın herkes parasını yönetme konusunda uyanıktır. Çok fazla bir şey bilmiyor olsa bile bu temel kuralları bilir. Bankaların herkes kontrol eder hangi banka daha yüksek faiz veriyor oraya gideyim. TL'de kalmak şu anda çok getirili oraya gideyim ya da dövize geçmek. Herkes de görüyor zaten. Döviz de düşük. TL mevduatın dolmuş. %25'lik faiz almışsın parayı da. Bir daha verirsen %16. Öbür tarafta düşük seviyede tutulmuş, aylardır düşük seviyede tutulmuş bir dolar var. Herkesin ne kadar dolarize olduğunu biliyorsun. Herkes doları almış böyle bekliyor. Onun da farkındasın. Yakın zamanda hareketleneceğini de tahmin ediyorsun. Doğal olarak diyorsun ki %16'dan mevduata vermektense ben getiririm dolara. Dolardan %16'dan alacağın faizi dolardan belki 15-20 günde de kazanabilirsin. Böyle de bir durumun var. Likit dolarda kalırsın. O mevduatı bulduğun yani o faizi ya da o kazancı bulduğun zaman çıkabilirsin ya da bekleyebilirsin. İşte tüm bu saydığım nedenlerden dolayı eşyanın tabiatı da bunu gerektiriyor. Dövizin önümüzdeki dönemde ben artık yavaş yavaş salınacağını hala 2 hafta önce söylediğim o daha doğrusu bir hafta mı oldu 10 gün mü oldu? Hala o Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra dolar yükselecek söylemimin arkasındayım. Ama orada da söylemiştim. Öyle birdenbire bir kur atağı olarak değil. Yavaş yavaş salacaklarını düşünüyorum. Aksini çünkü memleketin ekonomisinin kaldırma ihtimali yok. Ben yavaş 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 kademeli olarak doların yükseleceğini böyle Hüseyin Bolt gibi gitmeyecek ama Mehteran takımı gibi iki ileri bir geri, iki ileri bir geri, iki ileri bir geri yavaş yavaş kademeli olarak yükseleceğini düşünüyorum. Benim söyleyebileceklerim bu. Daha önce söylediğim bir uyarıyı tekrar söyleyeyim. TL bacaklı paritelerde FX yani Forex işlemi yapılmaması gerektiğini söylüyordum. Hala da söylüyorum. Forex'te yaparsanız dolar TL bacaklı işlemi swap'tan kaybedeceğiniz zaten oradan kazanılması muhtemel paradan fazla olacaktır. Çünkü çok büyük bir swap taşıma swap'ın ne olduğunu söylemeli miyim acaba? Swap taşıma maliyeti. Gecelik taşıma maliyeti. İki para çaprazı arasındaki faiz farkından oluşan bir maliyet. Şimdi dolar TL bacağı için söyleyeyim. Dolar yükselecek diye dolar TL'de alış yaparsanız her gece size faiz yansır, faiz ödemesi yansır ve hesabınızdan kesilir Forex'te. Eğer mesela dolar TL için satış yazarsanız her gece faiz ödemesi alırsınız, swap ödemesi alırsınız. Onun belli bir oranı ve rakamları var. İki para birimi arasındaki faiz farkından doğuyor taşıma maliyeti. Bu konuları Forex konularında detaylandırırız. Kısaca söylemek istediğim dolar TL, daha doğrusu TL bacaklı herhangi bir paritede kesinlikle kaldıraçlı Forex işlemi önermiyorum. Ben fiziki, reel dolardan bahsediyorum. Zaten ben hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum. Kendimin yapacaklarını ya da düşündüklerimi söylüyorum. Görüşüm hala aynı. Doların orta ve uzun vadede bayağı prim yapacağını düşünüyorum. Bunun için geçerli sebeplerim de, düşündüğüm sebepler de bunlar.
ve her gerçekleşen olay da düşündüklerimi temellendiriyor ve delillendiriyor. O yüzden bu mevduat, zorunlu mevduat, döviz, o yüzden bu döviz tevdiat hesaplarında zorunlu karşılık oranının 1 puan arttırılmasının da bu senaryo içerisinde bir delilim olduğunu söyleyebilirim. Bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istediğiniz başka bir şey varsa yorumlara yazarsanız. Benim var. Sor bakalım. Bir önceki videoda bir senaryo, tabi bundan emin değiliz, Merkez Bankası'nın bu paraları piyasaya sürdüğünü söylemiştik. Şimdi o %1 arttırımdan sonra bu 2.1 milyar dolar piyasaya sürülür ise, döviz bolluğu olursa doların yükselişi baskılanmayacak mı? Şimdi 2.1 milyarı çekme haberi yayıldığı zaman 5.66'dan 5.75'e fırladı. Piyasa daraldı. Bak, bunun mesela böyle bir şeyi var. İlk yansıması var. Ama onu yine piyasaya salacak. Bu sefer tersine bir hareketle yine aşağıya doğru dolar hareketlenecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Ama anlattığım bir döngü vardı. Bunu her yaptığında elindeki miktar azalıyor. Bak, Merkez Bankası'nın elindeki dolar azalıyor. Bankanın elindeki dolar azalıyor. Üretmediğin için, dışarıdan gelmediği için. Aynı fiziksel dolar miktarıyla borç büyüyor. Aynı fiziksel dolar miktarı dönüyor. Piyasa dolara boğuluyor ama borç büyüyor. Bankanın borcu büyüyor. Merkez Bankası'nın bankalara olan borcu demeyeyim, o işte zorunlu karşılık tutarları ekstra ekstra büyüyor. İşte bunlar yarın öbür gün deniz bitiyor dediğim yerde sıkıntı olacak. Hani %1 çekti, yükseldi, %1'i salacak, tekrar düşecek. O bir denge. Ama işte bunu yaptığın zaman borcu büyütüyorsun. Peki bunu ekonomist çoban görüyor. Devlet görmüyor mu? Bunun geçici bir çözüm olduğunu görmüyor mu? Niçin bunu çözüm olarak baskılamak için bu yöntemi kullanıyor da üretimi, ihracatı teşvik edecek çalışmalar yapılmıyor? Orada muhakkak görüyordur. Muhakkak biliyordur. Yani ben onların bildiklerinin milyonda birini biliyorumdur muhtemelen. Ama bir planları var. Doğru değil bilmiyorum. Ama bir plana yönelik hareket ediliyor. Şimdi dövizi belli bir yerde tutalım. O sırada da faizleri düşürelim. Bizde faizler çok yüksek. Faizler çok yüksek olduğu için işte ne konut satabiliyoruz, ne otomobil satabiliyoruz. Sektörler zora girdi. Dövizi tutarken bir yandan da faizi düşürelim. Daha doğrusu faizi düşürürken dövizi tutalım hesabı bu. Faizi düşürürken normalde döviz fırlar gider. Evet. Bizde tam aksi oluyor. Sabit ya da düşüyor. Çünkü bu tutuş var. Manuel müdahale var. Bir yandan da piyasayı canlandırmak için faizleri indiriyoruz biz. Piyasa canlanmıyor. Orada daha doğrusu düşündükleri ama gerçekleşmeyen şey, daha fazla ev sattıramıyoruz. Çünkü insanlarda ne onu alabilecek güç var, ne de bu hikayenin doğru olduğuna inanıyorlar. Evet. Konut sektörüne can gelmeyecektir bu şekliyle. Hikayenin benim gözümden yapılış amacı bu. Bir yerde fark edeceklerdir muhakkak. Ben dövize yavaş yavaş yol verileceğini de, bile isteye yükseltileceğini de düşünüyorum aynı zamanda. Çünkü devalüe olmaya çok ihtiyacı var TL'nin. Ama birkaç kere söyledim, yine söylüyorum. Bunun bu hızla değil, yavaş yavaş olması gerekiyor. Çünkü yeni bir volatil bir ortamı kaldırabilecek bir sağlamlıkta değil ekonomimiz. Çok kırılgan durumda. Evet. Volatiliteden uzak tık 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 yükselmesini bekliyoruz. Ya da bekliyorlar, öyle yapacaklardır diye tahmin ediyorum ben. Peki, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Dostlar, bölümümüzün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanallarımıza buradan ve buradan abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın. Sormayı unuttuğum veya aklınızda herhangi bir soru işareti varsa lütfen yorumlara yazın. Mutlu günler. Görüşmek üzere.